Değerli arkadaşlar, tabii bizim Türkçe Olimpiyatlarının finalinde yaptığımız konuşmada gurbette olup şu vatan topraklarının hasreti içerisinde olanları aramızda görmek istiyoruz. Diyoruz ki bu sıla hasreti artık bitmelidir, bitsin istiyoruz. Doğrusu ben şu andaki tavrınızla evet hep birlikte bu hasretin bitmesini istediğinizi anlıyorum. Öyleyse bitsin bu hasret diyelim. Ben bu ifadeyi kullandım. Fakat bu benim tabii ilk defa kullandığım bir ifade değil. Aslında daha önce farklı zamanlarda tabii Amerika'ya gidip gelen ortak dost dediğimiz arkadaşlarımıza da bunu söyledik. Yani ne zaman gelmek isterlerse biz bize düşeni her zaman yapmaya hazırız dedik. Ve gurbette yaşamasını da doğrusu doğru bulmayız dedik. Ama her türlü tabii bu konudaki takdir, karar şüphesiz ki kendilerine aittir. Biz ise burada üzerimize düşeni yapmaya hazırız dedik. Bunu söyledik. Ve Türkçe Olimpiyatları öncesinde de yine özellikle böyle bir beklentinin olduğunu da bildiğim için bu beklentiyi de ben bu finale gelmiş olan tüm gönüldaşlarla paylaşayım istedim. Çünkü dışarıda da tabii bazı dedikodular oluyor, fitne oluyor, fesat oluyor. Acaba gelmek isteniyor da burada böyle bir olumsuz yaklaşım mı var gibi. Bunu da ortadan kaldıralım istedik. Çünkü böyle bir şeyi zaten düşünmemiz mümkün değil. Biliyoruz ki zaten yasalda hiçbir manisi söz konusu değil. Dolayısıyla bize düşen de hiçbir yasal manisi olmadıktan sonra vatandaşlığına zaten mani hiçbir yok. Kaldı ki biz vatandaşlığı elinden alınmış olanların vatandaşlıklarını kendilerine iade etmiş bir iktidarız. Ama Hoca Efendi'nin zaten böyle bir sıkıntısı da yok. Manisi de yok. Öyleyse bu hasret niye? Bu gurbet niye? Diye bunu özellikle orada ifade edelim dedik. Ama yine de tabii ki takdir kendilerinindir. Ama yaptıkları açıklamaya göre de herhalde şimdilik kaydıyla böyle bir şey düşünmüyorlar. Allah sağlık, sıhhat, afiyetler versin derim. Türkçe sevginin dilidir. Türkçe gelin tanış olalım diyen Yunus'un dilidir. Türkçe gel ne olursan ol yine gel diyen Mevlana'nın dilidir. İnsanlığa barış, kardeşliği çağıran dilin adıdır Türkçe. Aç herkese aşabildiğin kadar sineni, ummanlar gibi olsun, inançla geril ve insana sevgi duy. Kalmasın alaka, duymadığın ve el uzatmadığın bir mahzun gönül diyen Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin dilidir. Cemaat dediğimiz, Fethullah Hoca cemaati dediğimiz kişiler bizim kardeşlerimizdir. En son bundan bir ay kadar, bir buçuk ay kadar önce Fethullah Gülen Hoca Efendi ile telefonla görüştüm. Rahatsızdı, geçmiş olsun dileklerimi ifade etti. Kendisini severim. Bir beddua sözünden dolayı ciddi eleştiri aldı.
İnsan hata yapabilir. Keşke söylemeseydi o bedduayı. Çünkü daha önceki vaazlarını ben biliyorum. Beddua etmeyi hep yasaklamıştır. Ama insan ya hata yapabilir. Hata yapmayan, günah işlemeyen sadece peygamberlerdir. İnanıyorum ki o da üzüntü duymuştur. Ancak ben şimdi buradan Karabük'ten muhterem Hoca Efendi'ye bir çağrıda bulunmak istiyorum. Hocam artık Türkiye'ye dönün lütfen. Dönün artık. 11 yıl Mehmet Akif Ersoy kaybede, Mısır'da kaldı. Sonra döndüm. Vatanıma döndüğüm için son derece mutluyum. Sevgili hocam, siz de dönün lütfen. Türkçe olimpiyatlarını düşünce olarak ortaya koyan ve 11 yıldan bu yana bunu büyük bir titizlikle ve her geçen yıl daha da büyüterek gerçekleştiren herkese huzurlarınızdan bir kez daha teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Türkçe olimpiyatları demek birlik demektir, insanlık değerlerine sahip çıkmak demektir. Ve son olarak şunu ifade edeyim. Elbette ki bu muazzam etkinliğin düşünce bazında ve uygulama alanına geçmesi noktasında itici güç olan ve bugün yurt dışında yaşayan Fethullah Gülen Hoca Efendi'ye ve onun yanında siz değerli, gönül değerli insanlara şükranlarımı, saygılarımı sunuyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Değerli arkadaşlar, müsbet hareket eden kazanır. Bu gemi yolcularıyla birlikte müsbet hareket etti. Silah kullanmadı. Rotasını çevirdi, içine insan ve insani yardım koydu. Gönlünde insan sevgisi vardı ama zorbalıkla karşılaştı. Ne yapabilirdik, ne yapılması lazımdı? Bunlar ayrı ama ortadaki hadise, zulme uğrayanlar var ve onlara zulmeden zalimler var. Kazanan elbette bu haksızlığa karşı insani düşünceyle yardım götürenlerdir. Kaybeden zorbalardır, zalimlerdir, cinayeti işleyenlerdir. Şimdi bu olay karşısında muhterem Hoca Efendi'nin bir konuşmasının ne anlama geldiğini bana soruyorlar. Hoca Efendi her zaman olduğu gibi doğruyu söylüyor. Her şart altında. Her şart altında, her durum altında ve her şeye rağmen müsbet hareket etmeliyiz. Ne diyor bu insan? İnsanlara ne söylemek istiyor? Hangi metodu takip ediyor? Açıyorlar, bakıyorlar, inceliyorlar, irdeliyorlar. Altından barış, sevgi ve müsbet hareket çıkıyor. O yüzden bütün dünyanın takip ettiği bu sistemi elbette biz de takip edeceğiz. Sonuna kadar müsbet hareket ve bunun takipçisi olacağız ki insanlar bizim iyi niyetimize güvensinler, samimiyetimize güvensinler, bizden korkmasınlar, bizi sevsinler ve bizim ortaya koyduğumuz davayı samimi olarak kabul etsinler. Kendi hayatından bir örnekle bırakmak istiyorum. Muhterem Hoca Efendi 12 seneden beri Türkiye'nin dışında. Haksız bir şekilde ülkesinden hicrete mecbur edildi. 12 senedir hakkında yapılmadık iftira kalmadı. Medyası, siyasileri, bir takım çıkar odakları, bir takım Türkiye'nin karışmasında fayda ve menfaat umanlar Hoca Efendi'yi hep kötülediler. Hep yanlışı olduğunu söylediler. Hep ona şüpheyle baktılar. Hep bağlantılarını araştırdılar. O da 12 senedir hüzünlü gurbeti tercih etti. Arkadaşlar şu anda bu kişi hakkında onlarca beraat kararı var ve Türkiye'ye girmesine hiçbir engel de yok. Gelebilir, aramızda olabilir, hayatının bundan sonraki dönemini Türkiye'de geçirebilir. Ama bakın o ne yapıyor?
O şunu yapıyor. Benim Türkiye'ye girmeme hiçbir engel yok. Hepsi beraat kararları var. Şu anda elimi kolumu sallaya sallaya gelebilirim. Ama ola ki birileri benim bu gelmemle Türkiye'yi karıştırmak isteyebilir. Türkiye'ye zarar vermek isteyebilir. İşte ben müsbet hareket ediyorum. Türkiye'nin karışmasındansa, insanların yalana, yanlışa sapmasındansa, insanların iftiralarla tekrar birilerini kötülemesindense, çok sevdiğim vatanımdan uzakta kalmayı tercih ediyorum. Müsbet harekete itiraz ediyorum ve Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünü istiyorum diyor. Evet. Değerli dostlar, son cümlem şudur. Son cümlemi dikkatle dinleyin. Bu okullara nasıl şüpheyle bakıldıysa, nasıl ajanlar konulduysa, nasıl kadınlardan, şunlardan, bunlardan istifade yolunu seçtiler ama sonunda saddakna, bunlar güzel insanlar, bunlar doğru insanlar, bunlar sözünün eri insanlar, bunlardan zarar gelmez, bunlar ancak ülkemize yarar sağlar diye düşünülmüşse, işte aynen Hoca Efendi de yarın uçağa binip geldiğinde Türkiye'ye, havaalanında onu çiçeklerle karşılayacak olanlar hakkında bin bir türlü iftira yapanlar olacak. Değerli kardeşlerim, Türkiye bu noktaya gelmiştir, emin olunuz. Ağızlarını her açtıklarında Hoca Efendi'ye iftira yağdıranlar şimdi kendilerine destek bulmak için onu referans göstermeye başladılar. Çiçeklerini de hazırlamaya başlasınlar artık. Fethullah Gülen bu ülkenin yetiştirdiği değerli bir kıymettir. Seversiniz, sevmezsiniz. Ama değerli bir insandır, bilge bir insandır. Bu ülkenin milli ve manevi değerlerine bağlı nesillerin yetişmesi için hizmetini yapıyor. Her şeyi de açık. Devletin denetimi, gözetimi altında açık. Her şey gözünün önünde olan, yapılan hizmetlere baktığınızda siz buna hakkında herhangi bir savcının iddiası, mahkumiyet kararı olmayan birine çete diye itham ederseniz ona karşı da büyük bir haksızlık yaparsınız. Kendi de burada yok. Ama çeteden yargılananlar, çete iddiasıyla soruşturulanları, kovuşturulanları, demokrasiye darbe vurmak isnat ve iddiasıyla yargılananları, milletvekili olmak... Teşekkür ediyorum Sayın Bozdağ. Yıllar önce olimpiyatlar için gün gelecek. Bu olimpiyatları yaptığınız yerler kapalı salonlar veya stadyumlar olabilir ama stadyumlar da kapalı açık salonlar da bu olimpiyatlar için dar gelecek diyerek ufuk çizen, vizyon ortaya koyan muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi'nindir. O zaman belki olur mu böyle işler deniyordu. İşte ilki başladığında 17 ülkedeydi. Yurt dışında okullar açılmak istendiğinde neler oldu, neler herkes bilir. Türkiye'de neler yapılmak istendi herkes görür bilir. Onun için ben bu okullara husumet beslemeyi ibadet sayanlara bir kez daha diyorum. Elinizi vicdanınıza koyun. Şu tabloya, şu esere bir bakın. Bu eseri yaratanlara husumet beslemeye sizin vicdanınız izin verir mi? Eğer kara vicdan değilse izin vermez. Sadece dua etmek, alkış vurmak, destek olmak ister insan. Ben onu görüyorum. Onun için de değerli dostlarım, bu ateşi yakan, bu yolu açan ve bu fikri veren ve bu yolda yürüyenlere destek olan, her türlü katkıyı sunan muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi'ye de Antalya'dan
gönül dolusu selamlar, saygılar gönderiyorum. Kendisine teşekkür ediyorum. Cemaat devleti ele geçirmiş, devlete sızmış. Bunlar kargaları güldürür. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik 20 Şubat 2012 tarihinde NTV'de işte bu açıklamaları yapmıştı. Şimdi insan kendisine ait olan bir şeyi ele geçirir mi? Ben akşam eve gidiyorum, diyorum ki çocuklar ben bugün evi ele geçirdim. O ev sana aitse o ele geçirilmez. Çelik yaklaşık 2 sene önce verdiği bu röportajda cemaatin devlet kurumlarına sızdığı iddiasının gerçek dışı olduğunu söyledi. Bu paranoya Türkiye'de olduğundan beri var. Şu ele geçiriyor, bu ele geçiriyor. Şimdi kamu personeli nasıl alınır bu belli mi? KPSS diye bir sınav var. İster hakim savcı aldığınız zaman, ister öğretmen aldığınız zaman, başka şey aldığınız zaman insanlar o sınava giriyorlar. Yıllarca AK Parti'de Başbakan Erdoğan'la yan yana çalışan Çelik, bu ülkede yaşayan bireylerin devletin herhangi bir kurumuna sızma girişiminde bulunamayacağına dikkat çekti. Bu paranoyaları bir tarafa bırakalım. Bu memleketin her vatandaşı kanunlardaki belirtilen vasıflara şartlarının uyması durumunda her yere gazeteci de olabilirler, hakim savcı da olabilirler, öğretmen olabilirler. Çelik, devletin bireyleri ideolojilerine ve inançlarına göre sınıflandırma hakkı olmadığını ifade etti. Cemaat devleti ele geçirmiş, devlete sızmış. Bunlar kargaları güldürür. O okullara Türkiye'den her türlü fedakarlığı yapıp maddi destekte bulunan bütün iş adamlarına da teşekkür ediyorum. Ve hepsinin üstünde hoşgörünün, diyaloğun, barışın simgesi, değerli büyüğümüz, bu işin değerli mimarı Fethullah Gülen hocamıza da sonsuz teşekkürler ediyorum. Rabbim kendisine uzun ömür ve sıhhat versin. Dualarını üzerimizden eksik etmesin diyorum. Bu gençleri eğiten öğretmenlere, dünyanın dört bir tarafında, binin üzerindeki okuldaki öğretmenlere Türkiye adına şükranlarımızı sunuyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar diyoruz. Ve bugüne kadar dünyanın dört bir tarafında bu büyük organizasyonun gerçekleşmesindeki gerçek ana fikrin sahibi olan Fethullah Gülen Hoca Efendimiz'e de şükranlarımızı sunuyoruz. Rabbim hocamıza sağlıklı ve uzun ömür versin inşallah. Başınızdan eksik etmesin. Türkiye'den, Ankara'dan sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Bu başarılı öğrencileri tebrik ediyor. Arkalarındaki o yüce güçleri de tebrik ediyorum. Bu organizasyonu gerçekleştirenlere teşekkür ediyorum. Ve özellikle yurt dışı seyahatlerimizde gittiğimiz dünyanın en uç noktalarında bile vatanını, dostlarını terk ederek gidip orada yaşayan ama bir ideal uğruna orada bulunan o güzel insanları kutluyorum.
Bu vizyonu ortaya koyan Hoca Efendi'ye de saygılarımı arz ediyorum.